2022 bütçesi açılır açılmaz. Süper Lig kulüplerimize 50 bin, birinci lig kulüplerimize 40 bin, ikinci lig kulüplerimize 30 bin Türk lirasına kadar destekler sağlayacağız. Dünyanın satrançta takip ve talep ettiği bir ülke olacağız. Tüm maçların canlı yayından izlenebildiği ve bunun tüm izlenebildiği bir sistemi kurup tüm dünyaya yayacağız. Saygılarımla teşekkür ederim. Türkiye Satranç Federasyonu 2021 Olağan Genel Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Bundan tam 9 yıl önce 5 Kasım 2012'de sizlerin yüksek teveccühleriyle Türkiye Satranç Federasyonu'nun ilk kadın başkanı olarak göreve geldik. Çok yol kat ettik. Ama Türk satrancı için daha yapacak çok işimiz var. Kıymetli dostlar, Cumhuriyeti yükseltecek ve yaşatacak, bu sporu zirveye taşıyacak aydınlık gençler için hep birlikte çalışmaya hazır mıyız? Peki, bu büyük hedef için hep birlikte çalışalım. Bir olalım, biz olalım. Birlikte durmadan, dinlenmeden yürümeye hazırız arkadaşlar. Genel kurulumuzun hayırlı ve güzel bir dönem başlangıcı olması dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun. Hadi hep beraber beyaz bir sayfa açalım. Saygılar efendim. Tarafsız olmadığım federasyon seçimlerinden bir tanesindeyiz. Satranç Federasyonu'ndayız. Gülkız Başkanım'ın ben yıllardır bütün etkinliklerini takip etmeye çalışıyorum. Gitmeye çalışıyorum. Ne kadar başarılı olduğunu bildiğim bir federasyon. Bir de zaten kadın başkanımız sayısı az olunca Gülkız Başkanımız apayrı kıymetli oluyor benim için. Bu mikrofonu daha seçim sonuçları açıklanmadan millet oy kullanırken özellikle tuttum başkanım. Şimdiden de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Kürsüde çok güzel bir konuşma yaptınız başkanım. Ya şöyle yani aslında... Rakamlar çok güzeldi. En basitinde. Evet aslında evet yani hazırlık yaptım elbette ama kendimi de hakikaten kürsüde böyle çok iyi hissettim. Çünkü yaptıklarınızdan emin olduğunuzda hakikaten söylediklerinizi çok canı gönülden, çok yürekten söylüyorsunuz. Desteğinizi her zaman alıyorum, her zaman hissediyorum. Ben de ayrıca teşekkür ederim. Sunumumda da bahsettiğim gibi sizlerin desteği, satranç sporunun geldiği noktada hakikaten çok kıymetli. Ayrıca tabii bir kadın başkan olarak bana olan her zaman böyle sevginizi, ilginizi biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kadın başkan sayısını artıralım diye çok uğraştık. Şu an bildiğim kadarıyla 3. Evet, Özlem Başkan. Siz Yasemin Başkan oldu. Yasemin Başkan. Işte. Evet, yani 3'ken 3 kaldı ama başka federasyonlarda var mı? Bir, şu hani, anda gözükür de yok. Yani hata yapmamak adına var ise de özür diliyorum. Şimdi bu açığı aslında kapatma anlamında demeyelim ama ben yine konuşmamda bahsettim. Şu an yönetim kurulumuzda kadınların sayısı. Eminim ki tüm federasyon seçimleri bittikten sonra şöyle bir baktığımızda en fazla biz de olacaktır evet. Diye düşünüyorum. Şu an sayıyı da vereyim isterseniz. Muhtemelen de seçileceğiz gibi görünüyor. Şu an yönetim kurulumuzda 6 kadın olarak yönetimde yer alıyoruz. Şu ana kadar takip ettiğim kongrelerde rekor. Yani belki de evet. Geri kalanını toplasam yönetim kurullarında belki de 6 kadın çıkmayabilir. Yani muhtemelen öyledir diye düşünüyorum. Ben bunu popülist bir yaklaşım olarak görmüyorum ama. Yani yoksa başka yerlerde de kadın arkadaşlarımızı değerlendirebiliriz ama özellikle il temsilcisi yaptığımız ya da kurullarda yer alan ya da yönetimde yer alan arkadaşlarımızdan hakikaten çok güzel geri dönüşler, çok başarılı çalışmalar gördüm. Bir de bizim branşımız malum biliyorsunuz daha çok çocuğa, gence, ailenin içinde olduğu bir branş. O nedenle kadınların bu dönemde çok ciddi katkıları, kadın yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın çok ciddi katkılarının olacağını düşünüyorum. Bunun da bir rekor olmasıyla övünmek istemiyorum. Ama bir rekor olduğunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkanım şimdi siz bizi çağırıyorsunuz mutlaka ama bizim de 60 küsur federasyona gidiyoruz. Evet. Bunlar da organizasyon kalitesi, sporun baş branş şeyi, federasyonun ilgisi, alakası. Şimdi siz bizi çekiyorsunuz ki biz geliyoruz aslına bakarsanız. Evet, sağ olun. Bundan sonra bizi çekecek daha neler var?
Aslında satrançta tabii ben konuşmamda da söyledim neden adayım dedim. Ne güzel bir tesadüf oldu ki 5 Kasım 2012'de seçildim. İlk federasyonumuzun ilk kadın başkanı olarak şu an 5 Kasım 2021'deyiz. Önümüzdeki 3 yılda yapacak hakikaten daha çok işimiz var diye ben öncelikle aday oldum. Neler yapacağımız dediğimizde projeler çok önemli bizler için. Bir projenin de böyle güzel bir ismini anlattım. Aslında Satranç Engel Tanımaz Projesi. Evet. Bu proje çok önemli. Önümüzdeki günlerde hep beraber paylaşacağız. Sizleri de davet edeceğiz. Lansmanında ya da etap etap illerdeki çalışmalarında. Ana tema işitme engelliler bu projede. Geçtiğimiz yıl erişilebilirlik ödüllerini aldığımız bir projemiz de vardı. Onda 12 adımda satranç öğreniyorum. İşitme engelli, görme engelliler için bir projeydi. Bu işitme engelliler için ancak daha geniş kapsamlı satranç engel tanımaz derken örneğin bir köydeki sporcumuz turnuvaya ulaşamıyorsa daha ücra bir yerdeki satranç öğrenmek isteyen kişinin elinde gerekli materyaller yok ise ya da imkanlar yok ise işte tüm bu engellerin yolunu açalım istedik. Sadece engelliler olarak değil aslında bakıldığında satrancın önündeki tüm engelleri kaldırmayla ilgili bir proje. Bir de tabii ki malum bir spor federasyonunda en önemli konu nedir? Fazla sayıda madalya kupa almaktır. Evet. Bununla ilgili de hemen çalışmaya başladık zaten. Şu an sporcularımız hızla yurt dışı turnuvalarımıza gidecekler. Başkan bu pandemi şartları herkesi tembelleştirdi. Hı hı. Çalışma hayatında tembelleştirdi, diğer branşları da tembelleştirdi. Şimdi satranç aslına bakarsanız online olarak yapılabilen bir spor ki siz çok güzel organizasyonlar yaptınız o dönemde. Evet, evet. Sizi tembelleştirdi mi? Yani biz artık online olarak bu işi biraz daha yoğunlaştıralım mı dediniz yoksa o sporda sporcular göz göze gelerek bu oyun oynamalarının keyfi vazgeçilmez mi diyorsunuz? Evet, Bülent Bey çok güzel ifade ettiniz. Evet, biz pandemi döneminde bir kere hiç tembelleşmedik. Tam tersine çok motive olduk, çok çalıştık. Branşımızın özelliği gereği dijital ortamlar, online turnuvalar, online çalışmalar çok daha kolay bizim için. Ancak ben hep ifade ediyorum, satranç bir spordan çok daha fazlası diyorum. Çünkü satrançla ilgilenen çocuklarımızın aslında sadece o satranç sporunu öğrenmeleri değil, satrançtan aldıkları kazanımlar da çok önemli, çok kıymetli. O nedenle yüz yüze turnuvalar olmazsa olmaz. Bakın 27 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Konya'da yaş gruplarını yaptık. Üstelik pandemi koşullarından dolayı biraz daha kriterleri vesaireleri de fazlalaştırdık. Ama 1371 sporcu katıldı. Aileler, hatta görselimizin son kısmı Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nden de yaş gruplarından ailelerimiz, temsilcilerimiz derken 4000'e yakın kişiydik. 4000. Oradaki o ambiyans, oradaki o kucaklaşma, oradaki o sevgi, oradaki o spora olan yeniden o heyecanın yaratılması bizler için çok kıymetli. Biz hiç tembel değiliz. Çok çalışmaya alışık bir federasyonuz. O nedenle de ben yeniden aday oldum. Yapamayacaklarımızı yapma anlamında. Valla başkanım biz takip etmeye devam edeceğiz. Keyifle takip etmeye işte. İnşallah bugün sandıktan da başkan olarak çıkarsınız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Desteğinize, ilginize her zaman bana gösterdiğiniz bu yakınlığa. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.